amcacığım, canım benim Beykoz'u Şükrü amcacığım. Elif'le yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım ve de karşıma gelmesini istiyorum aslında. Bütün almış olduklarını, bütün her şeyi tek 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 noksansız hepsini... Bakın kabul edeyim, etmiyorum. Aldım dese ne olacak? Aldım dese ne olacak? Tamam, ya inkar etmesin tamam. Yeter ki inkar etmesin. Anası devamlı inkar ediyor, görüyorsunuz. Hiçbir şey almadı. Diyorlar ki Şükrü Bey diyorlar, kör aşık, görmüyor yani. Görmüyor. O kadar çok aşık ki böyle hem onları görmedi, kendisi verdi zaten. Ondan sonra ve saplantılı bir şekilde böyle, takmış benim kızıma diyor. Yani Elif karşına gelse, ya ben hata yaptım, kocamdan boşanacağım, seninle evleneceğim dese, ne yaparsın? Hayır, bitti. Çünkü akşam onun arkadaşıyla, beraber nereye gittiklerini konuşan bir adam konuşma yaptı. Elif şu an birazdan hazır mı? Elif canlı yayın alacağım şimdi. Elif tamam. Hanım, Elif Hanım, bir de Sevim Hanım'ın ikisinin bir adamı var. Akşam Sevim Hanım beni bağladı ve o adamı da bağladı. Üçümüzün aynı telefonda bizi dinlettiriyor konuştuğunu. En sonunda ne söyledi biliyor musunuz? Ya şurada hepsinin benim annem, kardeşim. Ne dedi? Babacım. Ne dedi? Adam dedi ki ya dedi sizi dedi korunuz. Sevim Özdemir bunu konuşuyor, bağlıyor içimizi. Ya şunu söylemeye çalışıyorsun. Elif'i başka erkeklerle görüştürüyorlardı. Evet. Elif'e fuhuş yaptırıyorlardı. Hilmi Hanım da bunu biliyor diyorsun. Ya bir evlenmek istemişsin, başına gelmeyen kalmamış yani. Sevim Hanım akşam bana telefon bağlattı. Adamın ambarı var. Bak kendi dinliyor, ya, ben dinliyorum. Şükrü amcacığım. Adam en son diyor ki ben diyor... Saatlerce beni meşgul etti. Ya Şükrü amca 76 yaşında niye evlenmek istedin ya? Ah, 100 yaşında olsam ben yalnız yaşayamam evde. 100 yaşında olsam da evlenir misin? Bak dedim. Yalnız yaşayamam. Dedim yani evlenirdin. Yani sen Elif olmasa başkasıyla evlenirsin. O başka. Evet. Ama bu geçti çünkü büyük şeyler çıktı. Bütün bana telefonlar geliyor. Elif bak kaç gün sonra görüyorsun. Bir dakika, ay Elif ne kadar Elif. Elifciğim sakin ol tatlım, merhaba Didem ben, nasılsın? Vallahi hiç iyi değilim Didem Hanım. Derhal ben o resimlerden indirilmesini istiyorum. Ne istiyor benden ya? Ben hasta bir kadınım. Tamam 6 ay gelmişim onun evine. Çalmamışım, pul çalmamışım. Evini temizlemişim, yemek yapmışım. O kadar yani. Ne istiyormuş benden? Evlenmek neymiş istemiş. Neymiş yani, bunun amacı neymiş? Ben konuşayım mı bana bir saniye? Konuş bak karşında de gördüm. Ki, Sevim Hanım, Mayıs ayında sen demedin mi benim kocam var 36 sene. Ben evliyim dedim sana, öyle bir şey yok. Kendi kendine dengi ver oldun. Beni dinle. Geldim ben sana temizliğe geldim, hatta temizliğini yaptım. 500 lira para verdin, 15'te bir geliyordum ben sana. Birkaç zaman da vermedin, ondan sonra telefon aldın. Ne yani, maksadın ne kardeşim? Bana borcum var deyip de benden 3 sefer 2 milyar 2 milyar almadın mı? Elif bir şey rica edebilir miyim? Elifçim sakin ol. Lütfen küfür etmeden konuş. Milyonlar bizi izliyor. Sen diyorsun ki ben sadece temizliğe gittim, bana taktı kafayı diyorsun, öyle mi? Kardeşim benim gibi garibi mi buldunuz da çıkarıyorsunuz oralara? 75 yaşında adam bu ya. Babam gibi ben onu görmüştüm, dede gibi gördüm. Utanmadım oraya gidip rezil etti beni. Hem kendine ediyor hem beni ediyor. Elif'i bir lede versenize. Bir alın ekrandan, sürekli küfrediyor şu anda. Alır mısınız ekrandan? Ya etsin, ben kabul ediyorum o küfürünü. Olur mu, kabul ediyorsun? Ya böyle bunun ne olduğunu ya yaptıklarını küfür kabul edilir mi? Ya bu kadın bir kere ağlığın damarı çatlamış.
bana. Ya diyor ki ben oraya temizliğe gittim, bana kafayı taktı, dede gibi görüyordum, baba gibi görüyordum. Evlenmek istediğini söyledim mi, söylemedim mi Şükrü amca? Bu kendisi, ben Mayıs ayında benim dedi kocam vade cezaevinde de 36 ya sene. Ya Şükrü amca. Bir dakika ya. Ha. 36 cezası var ya, ben bunu boşanma davası açacağım dedi. Param yok şu anda. Kaç para lazım? 2 milyar. Verdim 2 milyar. Ben dedi avukat tuttum dedi. Kartal dedi, devlet tarafından dedi. Ya anladım Şükrü amcacığım. Sen bu kadını sevmedin. Görelim şimdi arkadaşlar, küfretmiyorsa verebilirsin. E tamam da. Ya aldıklarını söyleyeceğim sana. Neler aldığını teker teker söyleyeceğim. Bir lede ver, lede ver. Tamam, sesini kapatalım şu an. Bir sakinleşsin lütfen. Sen eve temizlik için Elif'i çağırdığını söylüyorsun. Elif öyle söylüyor. Elif ilk eve geldiğinde, dur eve geldiğinde. Elif dinle beni. Elif beni dinler misin? Dinle beni. Sen, ben seninle evlenmek istiyorum diye söyledin mi, söylemedin mi? 50 kere benimle evlenme için bana... Şey yaptı yani, söyledi, söz aldı benden. Ben dedim ki senin madem kocan var dedim. Neden dedim ben 36 sene ceza alıyorum aldı dedi. Sen evlenmek istedin, Elif'e söyledin yani. Ben söylemedim, bana teklif etti. Ha, o teklif etti. Evet, devam o ediyordu. Anasını bile diyordu ki bana, ben anamı... Ya Şükrü amca, sen Sevim'e demedin mi? Evlenecek bir insan arıyorum, bana birini bul dedin mi, demedin mi? Öyle dedim bu ya. Evlenecek şeklini demedim, bakın. Şu milletin günahını çekeyim. Dedim ki Sevim Hanım dedim. Biliyorsun benim ailem öldü. Evet. Anam da sen ol dedim, babam da sen ol dedim. Bana uygun bir bayan bul dedim. Ne için buldu o kadını? Ne için? Şimdi, temizlik için mi, evlenmek için mi? Ben evlenmişsin. Ben temizlik, ben bir tek kişi evde. Ev mi kirlenecek her hafta? Senin aldıklarının sana hesabını sorayım mı sana aldıklarının lan? Telefonu kim aldı sana? Temizlik makinesini sana kim aldı? Temizlik makinesi... 2 milyar her hafta benden para aldın. Bankaya borcum var diye. Utanmıyor musun ya? Şahsına yazık, şahsına. Sen hepinden utanamazsın ya. Bir dakika arkadaşlar, Elif'le konuşabilecek miyiz? Yoksa Elif şu anda küfretmeye devam mı ediyor? Ne durumdayız? Ya. Edeyim de inşallah anlayacak, dur. Elif'ciğim, lütfen küfür etme, lütfen hakaret etme. Olanı bize anlatır mısın? Çünkü Şükrü Bey senin dolandırıcı olduğunu söylüyor. Benim diyor... Neyini dolandırmışım ben onun? Neyini dolandırmışım? Neyini dolandırmışım ben onun? Almış oldum. Neyi varmış da neyini dolandıracağım? Ya bağırmadan varmış, ben bağırmadan... Şükrü Bey, bir dakika lütfen. Bir dakika, şunu söyledi, bastınız mı Şükrü Bey? Onu söyleyince çok kızıyor çünkü. Şöyle, Şükrü Bey şunu sordu Elif'e. Elif'e de şunu sordu. Sen gelip geceleri benim evimde kaldın mı, kalmadın mı diye sordu. Evet. Onu sordun değil mi? Evet. Elif'ciğim bir sakin olursan konuşalım, senden çok rica ediyorum. Bana şunu söyler misin? Şükrü Bey diyor ki ben Elif'i diyor eve diyor temizlik için çağırmadım. Elif'le evlenmek amacındaydım. Bana da evli olduğunu söylemedi diyor. Duydun mu Elif? Kimle konuşuyor? Annesi... Ha. Anne diyor, dur. Almış. Hayır, bir dakika. Elif tatlım benim. Elif'ciğim dinler misin? Lütfen dinle. Şunu söylüyor. Ben ilk onu gördüğümde evlenmek istediğimi Elif'e söyledim ama evli olduğunu bilmiyordum diyor. Açalım sesini. Ne yapıyor? Küfür. Ay acayip, çok öfkeli. Buraya geldim, bir dakika, karşıma dur, konuş. Dur. Elif'ciğim Şükrü Bey diyor ki ben onunla evlenmek istedim diyor. Seninle evlenmek istemiş. Evli olduğunu da bilmiyormuş. Ben evli olduğumu biliyordu o benim zaten ya. Bana...
Başka, ayıptır böyle şeyler. Her yaptıklarımızı ya, burada milletin şey yanında utana utana konuşurun. Sokağa şekilde senin evinde kalmadım ben. Senin evine 12'de 1'de geliyordum. 5'te 6'da çıkıyordum. Bir sene mi sen? Buradan savcılığa çıkacağım. Hepsini çıkartacağım. Anladın mı? Hayır. Sen öyle kendini sana, falan filan savcılığa sen etme. Zaten dosyan var savcılıkta. Anladın mı? Adam gibi. Gelip ki temizlik için gelip gittiğinde Şükrü Bey'in sana karşı ilgisini fark ettin mi? Kardeşim bak Didem Hanım ben... Fark ettin mi? Fark ettin mi? Ben hastayım zaten. Neyi? Hayır, neyi fark ettim ben? Hayır hayır o eve gelip gidiyorsun zaten... ya. Adamın ya Şükrü Bey'in sana karşı ilgisini fark edip rahatsız oldun mu? Şükrü Bey'in bana karşı ilgisini fark ettiğim zaman zaten 6 aydan sonra pardon 4-5 aydan sonra fark ettiğim zaman ben bunu engelledim. Bu da bir annen söylüyor. Annen dedi. Annen. Öyle bir şey yok arkadaşım. Öyle bir şey yok Didem Hanım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben bunun evine Sevim Hanım götürdü temizliğe. Yemeğimi yaptım. Temizliğimi yaptım. Çıktım o kadar. Sana yorgan her vermiş. Yorgan vermiş. Yorgan vermiş. Kristal. Yorganı kendisi verdi. 6 tabak verdi. Kendisi verdi onları bana. Al evinde kullanırsın dedi. Benim kimseye bir şeyim ben hayatta. En son. Ortaya benim şeyim. Altın koy almam yani. Elif'ciğim. Bak tenezzül etsem ben. Bu konuşsun ondan sonra ben konuşayım. Tamam. Elif. Elif'ciğim. Konuşsun da ben. İndirin. Zaten seni savcı. Fotoğraf çektiriyorsun madem öyle. He? Neden fotoğraf? Çektirmedim be. Gel bak. Bu. Ama ya. İşte. Kafa kafaya fotoğraf montaj mı fotoğraf diyorsun? Montaj mı? Montaj cebinde şimdi telefonu açtırmasın ona ya. En son temizliğe sakin git ol, bir dakika. Sakin. Bir dakika en son ne kadar gülüyorsun sen ne kadar sakinsin. Sinirlerin alınmış sanki ya. Hiç umurumda değil. Yapmış oldukları. Elif, bağırarak, küfrederek haklı konuma düşemezsin Elif'ciğim. Bağırmak demek seni haklı yapmaz. Amma küfrediyorsun ya, bir kadın hiç yakışıyor mu ya? Erkeğe de yakışmaz da, küfür kimseye yakışmaz yani. Ama gözünü seveyim, ne bu böyle? Dinler misin beni?
yani? Tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Sesini evet. bir alalım. Bir dakika dinle bir dakika. Benim asıl merak ettiğim şey şu. Elif beni dinlediğini biliyorum. Bağırarak da üste çıkıyorsun ama şunu merak ediyorum. Aslında sen buraya gelmen lazım ve senin gözüne bakarak şu soruyu sormak istiyor. Beni uyutup benim 60 yıllık eşimin altınlarını neden çaldın? Şükrü Beyciğim, hep evde de böyle sinirli miydi temizliğe geldiğinde? Sinirli miydi? Elif böyle sinirli miydi? Yok, onu dolduruşa götürüyorlar. Akşam arkadaşı var, bana telefon ediyor. Arkadaşı bana telefon etti. Bunları çalıştıran adam, bunları gezdiren adam. Üçümüzü bağlıyor. Sevim Özdemir, üçümüzü dine diye. En son diye ki adam... Kız ne anlatıyorsun? Dedi. Aynı dedi. Aynı kelamı söylüyorum. Dedi ki kız... Arkadaşı ya Sevim Özdemir ya. Telefon konuştu. Beni de din ettiriyor bir de. Dur bir dakika. Elif bir sakinleşiyor mu? Ya Elif seni... duymuyor beni şu anda.